Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı 58. Berlin Film Festivali kapsamında geçtiğimiz gece bir kokteyl düzenledi. Berlin'in prestijli otellerinden Marriott'te gerçekleştirilen kokteylin ev sahipliğini Türk sinemasını Berlin'de temsil eden Sesam üstlendi. Kokteylde Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğundan isimlerin yanı sıra yerli ve yabancı gazeteciler ve sinema profesyonelleri de katıldı. Gün içinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla Berlin'de basının karşısına çıkan Tatil Kitabı filmi ve ekibi de Ankara Sinema Derneği Başkanı eski temsilcisi Ahmet Boyacıoğlu tarafından geceye katılan davetlilere tanıtıldı. Tanıtma müşavirliğimizle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük katkı ve destekleri oluyor. 58. Berlin Film Festivali Türk sinemasının aşağı yukarı 43 tane filminin tanıtımını yapıyoruz ve bunların bir DVD olarak 90 dakikalık fragmanlarını birleştirerek kapalı devrede gösterilmesini sağlıyoruz. Bir kitapçık katalog da hazırladık. O katalogda yalnız uzun metrajlar değil, Türk sinemasında çekilmiş son senelerdeki belgeseller ve kısa metrajlarımız da var. Ve aynı zamanda standta çalışan arkadaşlarımız standa gelip müracaat eden, bilgi isteyen ve müracaatta bulunan ortak film yapmak için girişimlerde bulunan yapımcılardan bilgi alıyorlar ve bütün bu bilgileri biriktirerek İstanbul'da bu bilgileri buraya gelmeyen bütün üyelere duyuru yapacağız. Ben Türk sinemasının son yıllarda göstermiş olduğu, yapmış olduğu aşamalardan dolayı Berlinale'de daha iyi temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Şu anda onu gerçekleştirmiş değiliz. Ama Türk sineması halen Berlin'de kendini göstermektedir ve bundan sonraki yıllarda daha büyük bir patlama veya sıçrama yapacağını tahmin ediyorum. Bu film markette biz bir standla katılıyoruz. Sesam'la Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Biz burada bunun organizasyonunu yaptık. Gördüğünüz gibi bu akşam bu organizasyonu yaptık. İki tane değerli sanatçımız müzik dinletisi yaptılar burada. Ve Almanların ağırlıkta olduğu bir kokteyl prolanj düzenledik. Ve öyle zannediyorum çok iyi bir netice aldık. Çünkü Berlin Film Festivali'nin en üst kişisi buradaydı. İkincisi genel sekreterleri buradaydı. Diğer önemli insanlar buradaydı. Türk filmciliği için önemli bir adım attığımızın kanısındayım ben. Gecede sürpriz bir isim de vardı. Genç kızların hayran olduğu Özcan Deniz. Yani daha Türk sinemasının çok yol alması gerekiyor. Kendini kanıtlaması, kendi varlığını ortaya koyması için. Ama bunun adımlarının atıldığını burada görmek hoş, çok hoş. Bütün sinema dostlarımızı, yönetmenlerimizi, başkanlarımızı burada görüyoruz. Onlar da bunun için harıl harıl çalışıyorlar. Ben de bunun parçası olabilirsem, yani yaptığımız işlerle, ne mutlu bize.